Bilindiği üzere bir seçim süreci yaşadık. Yerel yönetimler seçimleri. Batman'da DEM Partisi yerel seçimleri büyük bir farkla kazanmasının ardından şehirde bir kutlama tertip edildi ve kutlamalar yapıldı. 4 Nisan 2024 tarihinde seçim zaferiyle alakalı partilerin doğal hakkı olan kutlama tertip edilmişti. Müvekkilimiz de belirtilen kutlamaya ailesi ile katılım sağlamış ve o gün eğlence amacıyla DEM Parti'nin Batman 4 yol mevkiinde düzenlemiş olduğu etkinliğe katılmıştır. Tabii etkinliğin bitiminden hemen sonra 4 yol mevkii olması itibariyle dağılış esnasında insanlar dört bir yandan geldikleri mahallelere doğru dağılma aşamasına geçmiş bulunmaktaydı. Biz de orada olduğumuz için yakinen gördük olayları. Kitle dağılış esnasındayken kolluk 2911 sayılı yasanın gereklerini yerine getirmeden, yani herhangi bir anons yapmadan direkt kitleye tazikli suyla müdahale etmeye başlayınca bir takım olaylar yaşandı. Bu olayların akabinde şehirde çok sayıda genç gözaltına alındı. Bunların bir kısmı çocuk yaştaki kişilerdi. Müvekkilimiz de aynı gece 17 yaşında bir çocuk aynı gece gözaltına alınıyor. Gözaltı esnasında müvekkil şiddete maruz kalarak kafasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde darbeler alıyor. Kafasında 3 kırıkla hastaneye götürülüyor. Hastaneye götürülürken işin ilginç yanı rapor alınma süreci var. Ceza Mahkemesi Kanunu'nun emrettiği hükümlerdir bunlar. Sanık ya da şüpheli diyelim. Şüpheli gözaltına alınmadan önce hastaneye darp ve cebir kapsamında bir durum var mıdır yok mudur şeklinde sağlık raporuna götürülür. Müvekkil kafası kırık bir halde Batman Araştırma Hastanesi'ne götürülüp rapor aldırılıyor. Kafasından kırıklar var. Kafasına 3 dikiş atılmasına rağmen herhangi bir şekilde şiddete dair ve kırığa dair bir rapor tutulmuyor. Buna rağmen müvekkilimiz Batman Terörle Mücadele Şube'nin talimatıyla Batman Çocuk Şube'ye götürülüp o gece nezarethanede bırakılıyor. Biz müvekkille nezarethanede yaptığımız görüşmede müvekkilin olayı birebir anlatmasıyla öğreniyoruz. Bu saatten sonra öğrendiğimiz tarihten itibaren raporun neden aldırılmadığı yönünde kollukla görüşmelerimiz devam etti. Fakat herhangi bir sonuç alamadık. Akabinde müvekkil ifadesinin alınması için savcılığa götürüldü. Savcılıktaki ifadesinde biz bu hususu savcılığa bildirdik. Olası bir tutuklama olması durumunda cezaevine rapor sunulmadan müvekkilin cezaevinin içerisine fiziki olarak konulamayacağını Cumhuriyet Savcısına belirtmiş olmamıza rağmen Cumhuriyet Savcısı müvekkili tutuklama talebiyle Batman Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk etti. Aynı durumu Sulh Ceza Hakimliği'nde de dile getirip suç duyurusunda bulunacağımızı belirttik. Fakat Sulh Ceza Hakimliği'nden beklentimiz şuydu. Tutuklamanın öncelikle reddi, tutuklama olacaksa da müvekkilin darp raporunun alınması gerektiği yönünde, sağlık raporunun alınması yönünde her ne kadar beyanda bulunduysak da Sulh Ceza Hakimi herhangi bir şekilde rapora göndermedi. Fakat Batman M tutuklanma gerçekleşti. Tutuklamadan sonra Batman M tipi cezaevine götürülen müvekkil cezaevi yönetimi tarafından içeriye alınmamış. Sağlık raporu olmadığı gerekçesiyle biz bu şekilde kabul edemeyiz diyor cezaevi yönetimi. Ve müvekkili sağlık raporu aldırılması için, sonuçta kafasında kırık var ve sağlık raporunu aldırmak için Batman İloh Devlet Hastanesi'ne yönlendiriyorlar. Orada sağlık raporu aldırılıyor ve o şekilde Batman M tipi cezaevine girişi sağlanıyor. Evet. Sağlık raporuyla birlikte darp raporu Batman İloh Devlet Hastanesi'nden alınıyor. Tabii ailenin bilgilendirmesi üzerine biz cezaevi yönetimiyle görüştük. Cezaevi yönetimi evet
müvekkiliniz bu halde getirildi ve herhangi bir rapor sunulmadan getirildiği için biz bu şekilde kabul etmeyip İlah Devlet Hastanesi'ne gönderilmesini ve rapor aldırılmasını istedik diye beyanda bulundular. Usulü yerine getirmişler en azından. Tabii şu anda müvekkil Batman Mettipi cezaevinde değil. Batman'da çocuk cezaevi olmadığı için Diyarbakır çocuk cezaevine nakledilmiş durumda. Görüşme yapamadık kendisiyle cezaevinde. Durum bu şekilde cereyan etmiş olup tarafımızca izlenmektedir. Gerek insan hakları aile tarafından, gerek insan hakları derneği Batman Şubesi'ne, gerek de bizler aracılığıyla Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyuruları söz konusu. Tabii İnsan Hakları Derneği'ne hak ihlali başvurusunda bulundu aile. Bizler aracılığıyla da, avukatları aracılığıyla da gerek ilk raporu tutmayan o günkü nöbetçi doktorlar hakkında, gerekse de müvekkili gözaltına alırken şiddet uygulayarak, işkence uygulayarak müvekkilin kafasında kırıklara sebebiyet veren kolluk açısından suç duyurularımızı hazırladık. Suç duyurusunda bulunacağımızı belirtiyoruz. Sürecin takipçisi olacağız. Şöyle bir ek olarak şunu da belirtmek gerekir ki gerek Cumhuriyet Savcılığındaki ifade esnasında, gerek de Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgu esnasında avukat olarak biz bu hususun zapta geçirilmesini istedik. Zapta geçirdiğimiz bu hususlar noktasında işlem yapmayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı da belirtiyoruz. Özellikle hakim, Sulh Ceza Hakimliği'nin tutulama kararı veren Sulh Ceza Hakimliği'nin rapor olmadan cezaevine gönderilmesi kararını vermesi bizce usule ve yasaya aykırıdır. Açık bir hak ihlali oluşturmaktadır. Hakimler Savcılar Kurulu'na da bu hususu belirteceğimizi ve haklarında şikayette bulunacağımızı belirtmek isteriz. Şimdi müvekkile atılı suçlama örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçu isnadıyla müvekkil gözaltına alınıyor ve aynı suç maddesiyle sevk ediliyor. Ayrıca kamu malına zarar vermekten de yine sevk edilmiş durumdaydı. Tabii örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçunun değerlendirmesini yapacak olursak, Anayasa Mahkemesi geçen aylarda bu suç tipiyle ilgili bir iptal kararı verdi. Öngörülememezlik sebebiyle iptal kararı verdi ve iptalin de 8 Nisan 2024 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenirken, bu arada 8. yargı paketiyle tekrardan gündeme getirildi bu husus ve alt sınırı değiştirilerek tekrardan yasa metnine eklendi. Müvekkile de yine aynı şekilde örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemekten işlem yapıldı ve tutuklama gerekçesi buydu. Fakat müvekkil dağılma esnasında evine giderken bir Sivil Ranger araçtan inen sivil polisler tarafından hiçbir eylem ve etkinliğin içerisinde yer almamışken derdest edilip gözaltına alınıp şiddete maruz kalıyor. Yani müvekkilin bir olay esnasında kamu görevlisine karşı mukavemet veyahut kamu malına karşı bir zarar verme girişiminde veyahut herhangi bir yere saldırı girişiminde bulunduğuna dair dosya arasında tek bir somut delil söz konusu değil. Kaldı ki dosya arasında sunulan görüntüler de ispat ediyor ki, tarafımızca da incelendi, savcılık tarafından da incelendi, müvekkilin herhangi bir şekilde bir olaya yönelik bir görüntüsü söz konusu değildir. Olay anında kitleyle birlikte dağılış esnasında çekilmiş fotoğraflar, bunun dışında başka da hiçbir gerekçe sunulmamış, müvekkil tutuklanmış durumda. Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.